Çarşamba günü seans kapanışının ardından Microsoft ve Meta'nın açıkladığı bilançolar sonrası, yurtdışı piyasalar dünü satıcılığı geçirdi. Bilançoların beklentileri karşılamasına rağmen gelecek dönemler için yapılan açıklamalar piyasa tarafından olumsuz yorumlandı. S&P 500 değer alan 11 sektörün 9'unda değer kaybı gözlendi. Bilgi teknolojileri %3.57, isteğe bağlı tüketim %1.81, gayrimenkul %1.73 gerilerken %1.04 yükselen altyapı kayıpları sınırlayan sektör oldu. Dow Jones Endeksinde bilgi teknolojileri %2.83 kayıpla en zayıf sektör olurken, onu %1.12 kayıpla finans ve %0.65 kayıpla sanayi takip etti. Günü %0.61 kayıpla tamamlayan İngiltere FTSE 100 Endeksinde gayrimenkul %2.95, isteğe bağlı tüketim %2.28, bilgi teknolojileri %2.18 kayıpla en zayıf sektörler olurken, %2.73 yükselen enerji, değer kazanan tek sektör olarak öne çıktı. Ekonomik takvimde Çin PMI verileri dikkat çekti. 49.9 olması beklenen imalat PMI 50.1 olurken, 50.3 olması beklenen imalat dışı PMI 50.2 olarak açıklandı. Avrupa tarafında ise Euro bölgesi TÜFE verisi takip edildi. Aylık bazda %0.2 olması beklenen veri %0.3 gelirken, yıllık bazda %2.6 beklentisine karşın %2.7 olarak duyuruldu. Amerika tarafında Eylül ayı kişisel gelir beklentiyi karşılayarak %0.3 Kişisel harcamalarsa %0.4 olan beklentinin üzerinde %0.5 arttı. Haftalık işsizlik başvuruları 230 bin artış beklentisinin altında kalarak 216 bin artış gösterdi. Bugün ekonomik takvimde Amerika tarım dışı istihdamla ISM imarat verileri öne çıkıyor. Bugün açıklanacak istihdam verileriyle önümüzdeki hafta tüm yatırımcıların takibinde olacak Amerika seçimleri ve Fed faiz kararı öncesinde dolar endeksi yatay bir görünüm izlerken riskli varlıklar satıcılığı seyretti. Dolar endeksi seansı 103.94 seviyelerinde yatay sonlandırdı. Euro dolar paritesi ise perşembe gününü yatay pozitif %0.17 primlenerek 1.0874 seviyelerinde sonlandırırken sterlin dolar paritesi %0.56 değer kaybederek 1.2890 seviyelerine geriledi g para birimlerinden Japon yeni %0.89, İsviçre frangı %0.31, Danimarka kronu %0.12 değer kazanırken, en çok değer kaybedenler %0.62 ile pound, %0.37 ile Norveç kronu ve %0.07 ile Yeni Zelanda doları oldu. Amerikan tahvilleri seans açılışının ardından bir süre satıcılı seyrettikten sonra tüm vadelere yayılan alıcılı bir görünümle kapandı. Amerikan 2 yıllık tahvil getirisi 2.5 puan azalarak %4.158'e gerilerken, 5 yıllık tahvil getirisi 1.5 puan azalarak %1.147 oldu. 10 yıllık tahvil getirisi ise 3.2 puan düşerek %4.268 seviyesine geldi. İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi 9.5 puan, İtalya 10 yıllık getirisi 1.4 puan artış gösterirken, diğer gelişmiş ülke tahvillerinde Fransa ve Almanya 10 yıllık tahvil getirileri 0.1 puan, İspanya 10 yıllık tahvil getirisi ise 0.4 puan geriledi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.